Evet değerli dostlar, şimdi ise yeni bir üniteye geçmiş bulunmaktayız. Milli Güvenlik Dersi. Hemen başlığımızı yazalım arkadaşlarım. Hemen başlığımızı yazıyoruz. Ne diyoruz? Milli Güvenlik Dersi. Evet, çizgimizi şöyle bir çektik. Sevgili dostlarım, tabii öncelikle milli güvenliğin tanımı ile dersimize başlayacağız. Milli güvenlik ne demektir? Milli güvenlik, devletin anayasal düzenini, milli varlığını, bütünlüğünü, bölünmezliğini, uluslararası alanda siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel çıkarları yanında uluslararası anlaşmalarla belirlenmiş olan haklarını her türlü iç ve dış tehditlere karşı korunmasıdır milli güvenlik. Yani en basit ifadeyle milli güvenlik, devletin milli güvenliğinin sağlanması demektir. Değerli dostlarım, devletin milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar nelerdir? Hemen bakalım, daha doğrusu yazalım. Şöyle diyelim, devletin milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar. İki nokta üst üste. Bir, devletin milli güvenlik siyasetini belirleyen iki tane kurum var. Bunlardan birincisi Bakanlar Kurulu, bir diğeri ise Milli Güvenlik Kurulu. O zaman yazalım. 1. Bakanlar Kurulu. 2. Milli Güvenlik Kurulu. Milli Güvenlik Kurulu. Demek ki devletin milli güvenlik siyasetini belirleyen organlar Bakanlar Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu imiş. Peki hocam, Milli Güvenlik Kurulu'nun üyeleri kimlerdir? Yani MGK'nın üyeleri. O zaman hemen bir başka başlık atalım ve ne diyelim? MGK'nın üyeleri. Şöyle bir çizgi çektik ve 1. Cumhurbaşkanı. 2. Başbakan. 3. Genelkurmay Başkanı. Genelkurmay Başkanı. 4. İçişleri Bakanı. 5. Dışişleri Bakanı. 6. Adalet Bakanı. 7. Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanları. Şöyle yazalım. Kara Kuvvetleri Komutanı. 8. Deniz Kuvvetleri Komutanı. 9.
Hava Kuvvetleri Komutanı, on Jandarma Genel Komutanı, 11 MGK Genel Sekreterim. Tabii MGK Genel Sekreterine şöyle bir bilgi verelim. MGK Genel Sekreteri biliyorsunuz eskiden askerlerden seçilmekteydi. Fakat daha sonra yapılan değişimler ile MGK Genel Sekreterinin sivil olmasına karar verildi sevgili dostlar. 12 olarak da Milli Savunma Bakanı. Milli Savunma Bakanı. Son dönemlerde yapılan değişiklikler ile başbakan yardımcıları da MGK'da ne yapacaktır? Görev alacaktır. Ve Ulaştırma Bakanı gene burada görev alacaktır. Bir de MGK'nın üyesi olmadığı halde zaman zaman peyderpey MGK'ya katılanlar var. Yani üye olmadığı halde katılanlar var. Bunlar ihtiyacı binaen katılmaktadır. Yani üye oldukları için değil, ihtiyaç duyuldukları için ne yapılmaktadır? MGK'ya katılmaktadır. Hocam kim katılır? Mesela Emniyet Genel Müdürü katılır. Mesela MİT Müsteşarı katılır. Duruma göre Sağlık Bakanı katılır. Duruma göre mesela atıyoruz Milli Eğitim Bakanı katılır. Bunlar üye değil. Bunlar ihtiyaca binaen ne yapılmaktadırlar?